Gerçek olanı kos kare alfa eksi sin kare alfa. Eğer bu işimize yaramıyorsa 1 eksi 2 sin kare alfa. Bu da işimize yaramıyorsa 2 kos kare alfa eksi 1. Şimdi sorulan soruya bakınca 1 eksi 2 sin kare 15. Bu arkadaşlar şuranın görüntüsü değil mi? O zaman alfanın yerine 15 gelmiş. Yani burası kosinüs 30. Kosinüs 30'un değeri de neydi? Kök 3 bölü 2 olacak. Hangisi işinize yararsa onu kullanacaksınız. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman yine arkadaşlar bu bir açılım. Toptan fark formülü isimler aynı olduğu için kosinüsün açılımı. O zaman kosinüsün arkadaşlar formülleri de yazalım. A artı B. Kosinüs isimler aynı oluyordu. İşaret değişiyordu. Kosinüs B. Burası eksi olacak. Sinüs A. Sinüs B. Bir de eksilisini yazalım. Kosinüs A eksi B'de. İsimler aynı olacak. Cos A, cos B. İşaret eksi ise burası artı oluyordu. Sinüs A çarpı sinüs B. Şimdi baktığımız zaman bakın. Kosinüs 71, kosinüs 11 artı sinüs 71, sinüs 11. O zaman eksilinin açılımı. Burası kosinüs 71, eksi 11. 71'den 11 çıktı. 60 kaldı. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2'ye eşit. Şimdi üçüncü soruda arkadaşlar geçen de bir sürü soru çözmüştük bununla ilgili şekilli sorularımız. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak verilenleri bir yazalım. Sonra uygun şekilde soruyu çözeceğiz. Şimdi A, B, C, D kare. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Açıları da 90 derece olacaktı. Şimdi şuralara da 1,1 diyelim. Bu durumda karenin bir kenar uzunluğu 2 birim. Şimdi arkadaşlar bizden sinüs x'i istiyor. Şimdi sinüsü bulmak zor oluyor. Çünkü 2 birim ne olacak? O yüzden tanjantı bulacağım. Sinüse de oradan geçeceğim. Şuraya da a diyelim. O zaman arkadaşlar şu üçgende tanjant a artı x'i yazıyorum. Karşısı 3 birim, komşusu 2 birim. 3 bölü 2. Bunun formülü neydi? Tanjant a artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant x eşittir 3 bölü 2. Şimdi tanjant a'yı da b, t, c üçgeninden okudum. 1 bölü 2. Yerine yazıyorum. 1 bölü 2 artı tanjant x bölü 1 eksi 1 bölü 2 tanjant x 3 bölü 2. Ben direkt içler dışlar çarpımı yapacağım. Siz istediğiniz gibi çözebilirsiniz. 2 ile dağıtınca burası 1 artı 2 tanjant x. 3 ile çarptım. 3 eksi 3 bölü 2 tanjant x. Şimdi eksi 3 bölü 2'yi buraya artı olarak geçiriyorum. 2 kere 2 4. 3 de burada var. 7 bölü 2 tanjant x. Artı 1 de buraya eksi olarak geçti 2. İçler dışlar yaptım. Tanjant x 4 bölü 7. Bizden sinüs x'i istiyordu. Dik üçgen çizeceğim. Şurası x olsun. 4, 7. Pisagor bağıntısı. 49 ile 16'yı topladım. Kök 65. Sinüs x'i yazıyorum. Karşım hipotenüs oranı 4 bölü kök 65 olacak. Cevap ekleme. Bu tür sorularda arkadaşlar sinüs kosinüs istediği zaman önce tanjantını, çünkü orada dikkat ederseniz formülde hep tek isim var. Hepsi tanjant. Sinüs de hem sinüs hem kosinüs olduğu için iki bilinmeyen olur. Soruyu çözemezsiniz. Şimdi soruya baktığımız zaman arkadaşlar ifadesinin değeri nedir diye soruyor. Şimdi kare olunca arkadaşlar aklınıza yarım açı formülü gelecek. Şimdi yarım açı formülünde tanjant 2x'i formülü neydi? 2 tanjant x bölü 1 eksi tam kare x. Bunun tam tersi hali. Yani bize sorduğu 1 bölü tanjant 2 çarpı x'in yerine de pi bölü 8 gelmiş. 1 bölü tanjant 2 ile 8 sadeleştirdim. 4. 180'i 4'e böldüm. 45. Tanjant 45 ile arkadaşlar 1'di. 1 bölü 1'den cevap 1 olacak. Ters çevrilmiş abi. Formülleri iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soruları kolay çözebilmemiz için. Şimdi burada sadeleştirme sorusu var. Soru arkadaşlar 1 olmadığı için kosinüs 2x'in gerçek açılımını yazıyorum. Kosinüs 2x'in gerçek açılımı kos kare x eksi sin kare x.
Burası da kosinüs x eksi sinüs x eksi kosinüs x. E burası a kare eksi b karenin açılımı. İki kare farkı. Tabanları bir çıkartıyoruz. Bir de topluyorum. Bölü kosinüs x eksi sinüs x. Bir de eksi kosinüs x var. Şimdi çarpım durumunda olduğu için eksiler gitti. Kalanlar kosinüs x eksi sinüs x eksi kosinüs x. Kosinüs x'lerin de toplamı 0 oldu. Sonuç eksi sinüs x olacak. Bakın şurası artı arkadaşlar. Artı sinüs x olacak. Cevap C. Şimdi bu da arkadaşlar denklem sorusu. Şimdi denklemlerin çözülebilmesi için arkadaşlar her iki tarafta da isimlerin aynı olması gerekiyor. Şimdi soruyorum. Sinüs x nerede kök 3 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar? 60 derecede. Bu sinüs 60. O zaman x buradan 60 artı 360 kalacak. Bir de ikinci bölgede pozitifte. Onu da yazalım. X eşittir 180 eksi 60 artı 360 k. X de buradan 120 artı 360 k. Aşağıdakilerden hangisini sağlar diyor. O zaman k'ya 0 verirsen x buradan bir 60 bir de 120 olacak. Şimdi 180 bölü 6'dan burası 30 derece. 30 ile 5'i çarptım burası 150 derece. 183'e böldüm 62 ile çarptım 120. 180'i 4'e böldüm 45 derece. 45 ile 3'ü çarptım 135. 60 yok şıklarda 120 var. Cevap C olacak. Çünkü arkadaşlar hangi bölgelerde pozitifse denklemleri de o bölgelerde geçerlidir. Şimdi yine aynı şekilde isimleri aynı yapacağız. Kosinüs nerede 1 bölü 2'ye eşittir? 60 derecede. Kosinüs 60. Şimdi kosinüs hangi bölgelerde pozitifti? 1 ve 4. O zaman birinci bölgedeki çözüm kümesi. 60 artı 360 kal. Bir de dördüncü bölge. Bunu eksi 60 diye yazıyoruz. İşlem kolaylığı olsun diye isterseniz 360 eksi 60 diye yazın. Aynı sonucu elde edersiniz. 2'ye de bölüyorum. 30 artı 180 k. 2'ye böldüm. Eksi 30 artı 180 k. Şimdi k'ya 0 verirsem x buradan 30 eksi 30 olur. K'ya bir de 1 vereyim. Biliyorsunuz arkadaşlar esas ölçü 0 360 olduğu için 360'ın üstünü almayacağız. 180 ile 30'u topladım. X buradan 210, 180'den 30 çıktı, 250. Şimdi 2'yi verince burası 360'ı geçiyor. Yazalım da üstünü sileriz. Burası 360, 30 daha 390 yapıyor. 360'dan 30 çıktı, 330. Şimdi esas ölçü 0 360 arasında olduğu için bunlar olmaz. Şimdi 180'i 6'ya böldüm, 30. 3'e böldük, 60. 4'e böldük 45, 2'ye böldük 90. Burası da 180 bölü 3, 60 çarpı 2'den 120. Bizde aynısı var arkadaşlar, 30 derece var. Yani en dar açısını istemiş. Şimdi bu sorular da çok geliyor arkadaşlar. 0 ile pi bölü 2 arasında deyince birinci bölgeye göre işlem yapın diye söylüyor size. Şimdi sinüs x eşittir 3 kosinüs x diyelim. Şimdi bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa geçireceğim. Ben her iki tarafı kosinüs x'e böldüm. İstersen sinüs x'e böl. Sinüsün kosinüse bölümü neydi? Tanjant x eşittir 3. Dik üçgeni çizelim. Tanjant karşının komşuyu oranıydı. Şimdi kosinüs 2x'in bir sürü açılımı var. Bir tanesini yazalım. Ben 1 eksi 2 sin kare x'i yazacağım. 1 eksi 2. Sinüs karşının hipotenüs oranı. 3 bölü kök 10'un karesi. İşlemini yapıyorum. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. 18 bölü 10. Payda eşitliyorum. 10'dan 18 çıktı. Eksi 8 bölü 10. Onu da sadeleştirdim. Eksi 4 bölü 5 olacak deriz. İsterseniz kos kare eksi sin kareyi ya da 2 kos kare eksi 1'i kullanın. Şimdi denklemini aşağıdakilerden hangisi sağlar diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar tanjant nerede eksi 1'e eşit arkadaşlar? Yani 45'te 1'e eşit. Eksi olduğuna göre tanjant bir ikinci bölgede negatifti. Bir de dördüncü bölgede negatifti. Şimdi ikinci bölgenin ismi 180 eksi alfa. Üçüncü bölgeyi, dördüncü bölgeyi de eksi alfa değil, 360 eksi alfa diye yazalım. Açı negatif olmuyor çünkü.
Şimdi bir de 45 değil. Şunları yerine 45 yazarsam, buraya 135, 45 yazarsam 315. Bakalım şimdi. 180'i 4'e böldüm, 45. Bu olmaz. 45 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 5, 35, 315 cevap bursa olacak. Biz derece türü daha çok kullanıyoruz, kolaylık olsun diye. Siz isterseniz normal pi türünden de yazabilirsiniz. Şimdi kosinüs 70. Bunlar da sınavda çok gelir. Kosinüs 40 nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunlar hep yarım açı sorularıdır. Yalnız yarım açına açı bir diğerinin iki katı olacak. Şimdi 70, 40'ın iki katı falan değil. O zaman bunun diğer ismi sinüs 20 demek. Bunun da diğer ismi sinüs 20. Şimdi baktım. Biri diğerinin iki katı olarak şunun ikisi var. O zaman kosinüs 40'ı sinüs türünden yazıyorum. 1 eksi 2 sin kare yarısı 20. 1 eksi 2 x'ler olacak cevap. O da deriz. Şimdi arkadaşlar 6y eşittir 5pi ise diyor. Neyin açılımı? İsimler farklı olduğu için sinüsün açılımı. İşaret değişmiyor. O zaman bu sinüs x artı y eksilinin açılımı. Şunu eksiyle çarpıyorum. Eksi x artı y. X'ler gitti. Sinüs 2y. Şimdi 6y eşittir 5pi ise y de buradan 5pi bölü 6 getirip yerine yazayım. Sinüs 2 çarpı 5 pi bölü 6. Şurası 3. 183'e böldüm 60. 60'da da 5'i çarptım. 300. Şimdi 300 dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs eksiydi. 360'a tamamlayalım. Sinüs 60 olsun. Bu da eksi kök 3 bölü 2 deriz. Şimdi ABCD kareymiş arkadaşlar en büyük olan. Şimdi IH şurası. Buna 1 diyelim. O zaman şöyle yazayım arkadaşlar. Şurayı 4'e eşitleyelim. Ya istediğiniz değeri verebilirsiniz. 1 olur. EF 2 olur. 4. Yani ne kadar küçük seçerseniz o kadar iyi olur. Kare olduğu için bunlar 4. Şimdi burası 1. EF uzunluğu da 2 inç. Şimdi arkadaşlar şurası 2 birim olacak. Şura 2. Şurası da 1. Şu x diyor. Şuraya A, buraya B diyelim. Kosinüs x'i istiyordu arkadaşlar. Yine ben tanjanttan gideceğim. Tanjant x, yani tanjant a artı b'den gidelim. Formülü yazmıyorum. Tanjant a, şu üçgenle okuyorum. Karşısı 2, komşusu 3. 2 bölü 3. Tanjant b'yi buradan okuyorum. Karşısı 4, komşusu 3. 4 bölü 3. 1 eksi 2 bölü 3, 4 bölü 3. 6 bölü 3'den yukarısı 2 yaptı. Şurası 8 bölü 9. 9'dan 8 çıktı. 1 bölü 9. Burası da 18 olacak. Şimdi arkadaşlar kosinüs x'i istiyordu. İlk üçgeni çizdim. Şura x olsun. Tanjant şurası 18. Burası 1. Şimdi 18'in karesi 324'tü. 325 çarpanlarına ayıracağım. 5'e bölelim. 65. 5'e böldüm. 13. 13'e böldüm. 1. O zaman burası da Pisagor'dan 5 kök 13. Kosinüs istiyor. Komşusu 1. Hipotenüs 5 kök 13. Yani tanjantlara giderseniz işleriniz çok kolay olur.